Roma'da bulunan Etrusk Müzesi'ndeyiz ve bir Etrusk mezarında bugüne kadar bulunmuş olan en önemli objelerden birini görüyoruz. Bu arada çok sayıda Etrusk mezarı bulunmuş olduğunu da belirteyim. Etrusk kültürünü tanımamızı sağlayan başlıca faktör bu oldu. Geriye hiçbir yazılı kaynak veya tarihçi bırakmadılar. Ama elimizde onlara ait mezarlarda bulunmuş olan çok sayıda sanat eseri var. Ve bu eserlerin çoğunun üzerinde de yazılar var. Bu gördüğünüz eşlerin lahiti isimli bir eser. Bunun bilinen iki versiyonu var. Bir tanesi Paris'teki Louvre'da bulunuyor. Diğeri de Roma'da. İşte bu gördüğünüz. Bu eser aslında büyük seramik bir sandık. Yani üzerindeki iki figürün bulunduğu parça aslında kaldırılabilen bir kapak. Etrüskler İtalya'nın kuzeyinde yaşamışlardı. Bu oldukça ilginç bir dönemdi. Çünkü aynı yıllarda Roma şehrinde Romalılar Roma'nın güneyinde de Yunan kolonileri vardı. Fakat Romalılar henüz bildiğimiz Roma'yı oluşturmamışlardı. O dönemin daha başlarındaydılar. Hatta o zamanlarda hala Etrus kralları tarafından yönetiliyorlardı. Milattan önce 509 yılında Romalılar son Etrus kralını devirdiler. Bu eser de bu tarihten biraz öncesine dayanıyor. Çifte bir bakalım. İnanılmaz derecede gerçekçi görünüyorlar. Bu aslında epey şaşırtıcı bir durum. Çünkü bu zamandan kalan Yunan heykellerine bakarsak, mesela Kuros figürünü ele alalım, bu figürler çok sert görünür. Kollar ve bacaklar vücuda çok yakındır. Burada ise figürlerin hareket halinde olduklarını, kollarını bize doğru uzattıklarını hemen fark ediyoruz. Arkaik Yunan sanatında tasvir edilen figürlerin hepsi birbirinden ayrılır. Erkek Kuros figürünü veya kadın olan Kore'yi düşünürseniz, bunlar tek başına duran bağımsız figürlerdir. Burada ise birbirine sarılan, yan yana uzanan iki figür görüyoruz. Kuvvetli bir samimiyet hissi yaratılmış. Antik Yunan kültüründe, Etrus kültüründe gördüğümüz gibi anıt mezarlar bulunmuyor. Birbiriyle yakından ilişkili bu iki kültür arasında benzerlikler ve farklılıklar var. En önemli farklılıklardan biri de bu eserin terakotadan yani pişmiş kilden yapılmış olması. Yunanlılar ise daha çok mermeri ve bronzu tercih etmişler. Bu eser muhtemelen bütün bir obje olarak biçimlendirilmiş olmalı. Daha sonra kurumaya başladığında ve çömlekçilerin deri sertliği aşaması dediği kıvama geldiğinde sanatçı büyük ihtimalle heykeli parlatmak için sert yüzeyli bir malzeme kullanarak objeyi cilaladı. Ardından muhtemelen heykel çok büyük olduğu ve fırına sığmayacağı için ortadan ikiye kesilmişti. Böylece dört parça halinde pişirilmiş olmalı. Yani hem kapak hem alt kısmı alt düğüsü olacak şekilde. Figürlerin kollarının ileriye uzanıyor olduğundan ve bize doğru hareket ediyor gibi göründüklerinden bahsetmiştik. Muhtemelen ellerinde bir ziyafete ait objeler tutuyorlardı. Etrüsk mezarlarının duvarlarında sıklıkla rastladığımız fresklerde görülen ziyafet sahnelerindeki gibi. Veya bazı sanat tarihçileri kadının elinde bir parfüm şişesi tuttuğu varsayımında bulunuyor. Figürlerden birinin elinde sonsuzluk sembolü olanlar tutuyor olması da ihtimaller arasında. Burada bir sosyalleşme hissi algılıyoruz. Aklımıza Yunan çömlekçiliğinde gördüğümüz sahneleri ziyafete şölene katılmış figürleri getirebilir. Yunan çömleklerinde bu figürlerin hep erkek olduğunu görüyoruz. Ama burada bir çift var. Adam kolunu kadının omzuna atmış. Yalnız bunları birer portre olarak görmemeliyiz. Bu kadın ve erkek normalde böyle görünmüyor. Fakat burada da arkaik döneme ait olan gülüş gibi stilize edilmiş bazı özellikler var. Belli ki bu figürler bir modele bakılarak biçimlendirilmemiş. Gerçekten de binlerce Etrüsk mezarı keşfedildi. Bu eser Çerveteri'de yer alan Bantitaçya isimli bir toplu mezarda bulundu. Çerveteri Etrüsklerin önemli şehirlerinden biriydi. Bu heykel bulunduğunda 400 parçaya ayrılmış haldeydi ve yeniden birleştirildi. Yakından incelerseniz hangi parçaların konservatörler tarafından tekrar yapılarak doldurulduğunu ve hangi parçaların orijinal olduğunu anlayabilirsiniz. Ve yine yakından bakınca göz içinin boş olduğunu görebilirsiniz. Muhtemelen orijinal halinde oraya bir şey işlenmişti. Gerçekten de sıra dışı bir eser. Onu bu kadar sağlam halde görebildiğimiz için çok şanslıyız.